Arkadaşlar merhaba. Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta özellikle belli bir atılım gerçekleştirme potansiyeli olan coinleri inceleyeceğiz. Bir sepet yaptık sizinle birlikte bunları şimdi konuşacağız. 5 adet coin belirledik bu hafta için. Bu 5 adet coin'de güzel gelişmeler olur mu? Bunun takibini yapacağız. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar Videonun sonuna göre Değerlendirebilirler Kesinlikle bu video bir yatırım tavsiyesi değildir Herkes alım ve satım Noktalarını kendi belirlemelidir Bunu da belirtmiş olalım Arkadaşlar şimdi sizden ricam Videomuzu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın Kripto ekonomi Telegram grubumuza da hepiniz davetsiniz Arkadaşlar O zaman hızlı bir şekilde Videomuza geçelim Şimdi İlk coinimiz, birinci coinimiz bizim Terra isimli coinimiz Luna, kısa kodu. Şimdi Luna'ya baktığımız zaman arkadaşlar piyasa değeri 5.7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Coin, Coin market cap sıralaması 23. sırada arkadaşlar. Bunun yanında toplam arzı 959 milyon adet, dolaşan arzı 383 milyon adet bir arzı var arkadaşlar. 24 saatlik hacmine baktığımızda 226 milyon dolarlıkta bir e, 24 saatlik bir hacim var arkadaşlar. Özellikle son 24 saatte e, harika düşüş yaşadı arkadaşlar. Grafikte güzel bir geri çekilmesi söz konusu. Özellikle bu geri çekilen grafikler üzerinden şu an hareket edeceğiz ki e, sonuç itibariyle e, bize e, artık atılım zamanı gelmiş olan coinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. E, beklentimiz yukarı yönlü pozitif yönlü olacak burada Binance coin'de işlem yaptığını KuCoin borsasında e, Huobi globalde bunun dışında GTO borsasında Bitrex borsasında MXC borsasında buralarda işlem yaptığını görüyoruz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Holoya Hota geçelim arkadaşlar burada Holo'da e, 24 saatlik düşüşümüz yine %10'un üzerinde. Güzel bir geri çekilmesi söz konusu. E, özellikle Holo'da olan arkadaşlar e, panik satışına vesaire girmedilerse burada ortalama düşürme olayına gidebilirler. Şu an bu vereceğimiz 5 beş koyunun 5'inde de ana özellik orta özellik arkadaşlar ortalama düşürmeye gidilebilecek pozisyondalar. Yani korku anlamında bunları dikkat etmeniz lazım. Yani düşüyor diye korkup elden çıkarmak bu anlamda biraz amatörlük olabilir. Holo'nun zaten piyasa değerine bakıyor baktığımızda 3.2 milyar dolar arkadaşlar. 24 saat hacmi çok yüksek. 1 milyar dolara yaklaşmış vaziyette. Özellikle Holo'nun hacminde çok artış var arkadaşlar. %75'lik bir artış olmuş. 900 milyar 9 i̇şte 900 milyon adet doların üzerinde arkadaşlar 24 saatlik hacmi. Burada toplam arzımız 177 milyar adet. Dolaşan arzımız 169 milyar adet arkadaşlar. Yine Holo'yu zaten borsa anlamında söylemeye gerek yok. Dünyanın en büyük borsalarında Holo işlem görmekte arkadaşlar. Binance'de bir sürü paritede işlem görüyor. Türk Lirası dahil. Gate.io borsasından tutun. Paribu'dan, MXC'den bunun dışında e, Paritex, Coinex bir sürü bitçi aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar yerli ve yabancı borsaların bir çoğunda işlem görmekte. Holo'yu da söyledikten sonra Dent'e geçelim. Dent özellikle arkadaşlar güzel atılım gerçekleştirdi. 2 sentin üzerine çıkmıştı totalde. 2 sentin bayağı daha üzerine çıkmıştı. Dolayısıyla 2 sentten sonra çok harika düşüş gerçekleştirdi. Şimdi harika düşüş ne demek? Alım fırsatı yaratmak demek arkadaşlar. Şimdi bizde algı şu. Yükselince alıyoruz düşerken satıyoruz. Bu bizim için e, yatırım anlamında bir sorun teşkil etmekte. Piyasanın tersine gitmek diye bir şey var arkadaşlar. Yani çok yükseldiği zaman satmak çok düştüğü zaman almak gibi. Bu piyasanın tersine gitmektir. Genel kitlelerin dışında hareket etmektir. Biz bununla ilgili bir video serisi hazırlıyoruz şu an. Alım ve satım psikolojisi ve stratejileriyle ilgili bir video olacak. Şimdi bu ne demek? Kısaca özet geçeyim. Genelde kitleler satıyorsa çok düşüş oluyor. Düşüş olduğunda insanlar satıyor. Satı, sattıkça düşüyor. Bu bir de döngüye giriyor. Bu durumda sizin almanız lazım genel itibariyle. Çünkü düşüşler değerlendirilir alım noktasında. Özellikle uygun seviyelerde ise, uygun düşüşler yaşandıysa. Yani %1, %2'den bahsetmiyorum. Ciddi düşüşlerden bahsediyorum. Özellikle kripto para piyasası %10 düşüşün ardından %10 yükseliş getiren bir piyasa. Bunu hepimiz biliyoruz. Veya da %20 kar getirdiyse en azından bir %10'lukta bir düşüş getiriyor. Bu bir stabil hale almış durumda. Denti e Şöyle piyasa değerine baktığımızda 1.2 milyar doların üzerine çıktı. Hacmi 150 milyon doların üzerine çıktı arkadaşlar. Şurada çok değil 2 ay önce dentin hacmi 3-5 milyon dolarlarla hareket ediyordu arkadaşlar. E şimdi geldiği seviye 150 milyon doların üzerinde. E bu da zaten çok ciddi bir fiyatlamada gösterdi. Dent özellikle son 3 ayda 60x'in üzerinde bir getir sağladı. Harika bir gidişatı var umarız bundan sonra da yine gidişat anlamında güzel yerlere gider. Toplam arzı 100 milyar adet dolaşan arzı 94 milyar adet arkadaşlar. Piyasaya baktığımızda da Binance, KuCoin, GTO, FTX gibi başlıca HitBTC gibi Bitrex gibi borsalarda işlem görmekte dent arkadaşlar. Ondan sonra iki coin'imiz ANKR arkadaşlar. ANKR coin'imizde de yine güzel düşüşümüz var. Piyasa değerimiz 1 milyar doların üzerinde. Coin market cap sıralamamız, sıralamamız 94. Hacimimiz 154 milyon doların üzerinde. Toplam arzımız 10 milyar adet. Maksimum arzımız 10 milyar adet. Şu an dolaşan arzımız ise %70'te yani 6.9 milyar adet. Yaklaşık 7 milyar adeti ANK'nin dolaşımında arkadaşlar. Fiyat olarak da yine 0.14'ten an itibariyle işlem görmekte. Piyasalarına baktığımızda arkadaşlar ANKR'nin Coinbase Pro başta olmak üzere Binance, Huobi Global, Gate.io, KuCoin, Bitrex gibi Binance Dex, MXC gibi bir sürü başlıca borsalarda işlem görmekte arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz belirlediğimiz projeler dünyanın en büyük borsalarının birçoğunda işlem gören kaliteli projeleri olan bu kaliteli projeler olan özellikle e, projeler arkadaşlar coinlerden bahsediyorum. Dolayısıyla burada aynı de yine bu statüye giriyor arkadaşlar fazlasıyla. Güzel bir e, %8'lik bir düşüşü var son 24 saatte. Şu an için ise fiyatımız yine dediğim gibi 0.14'ten işlem görmekte. Evet arkadaşlar bir sonraki Coinimiz Pundix arkadaşlar. Pundix sizin de bildiğiniz gibi bir değişim sürecinden geçti. Özellikle bu değişim sürecinde 258 milyar adetten 258 milyon adete düştü. Dolayısıyla burada bir arz azalmasına gidildi. Tamamıyla sıfırdan yeni bir coin yaratılmış oldu. Bunun yanında ismi NPXS. Kısa koduydu. Bundan sonra PundiX ismine geçiş yapıldı. Şimdi bizim burada size söylememiz gereken şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar ki PundiX'in şu an ciddi bir şekilde düşmüş olması, özellikle son günlerde. Şöyle bir durum var. Değişimden önce NPX fiyatları. 0.0070 civarından işlem görüyordu. Bugün ise 0.00 şu an 49'dan işlem görüyor. Dolar olarak baktığımızda artık Pundix fiyatıyla baktığımızda olaya 7 dolarlar seviyesinden 4.9 dolarlar seviyesine kadar düşmüştü. Özellikle Binance değişimi yapılmadan önce biz Get.io borsasından coin'in 4 dolar civarından alınabileceği ile ilgili bir video çekmiştik güzel bir harikalı harika bir video olmuştu. Çok izlendi ve çok yatırım yapılmış. Özellikle Pundix'e. Dolayısıyla orada çok yatırımcı kar aldı arkadaşlar. Yüksek karlardan sonra da özellikle değişimden sonra bir dalgalanma olabileceğini defaatle söyledik. Dolayısıyla dalgalanma muhtemel dedik ve oluyor zaten dalgalanma ama stabil hale de gelmeye başladı. Dolayısıyla Bakın şu an ekranda çok hızlı bir şekilde de artış gelmiş oldu. Özellikle bu e çok fena bir şekilde yükseldi. Arkadaşlar bu muhtemel yani bu anlamda yükselmesi. E, ileriki vadede de uzun vadede de arzın azalması Pundix'e olumlu yansıyacaktır. Beklenti bu yönde genel itibariyle piyasada. E, çok aşırı düşüşlerde de yine korkmamakta fayda var arkadaşlar. E, piyasa adetimiz dediğimiz gibi 258 milyon adede düştü. Buradaki ekranda yazan adedimiz ise 258 milyar arkadaşlar. Biz buradan yeni Pundix'i bulalım. Şöyle. Şu an, an itibariyle fiyatımız burada 458 arkadaşlar. 458. Ne oldu? Bu, bu 3 dolar seviyelerine kadar düşmüştü Gate.io'da. E şu an genel global anlamda tüm borsalarda ortalama 4.58 civarında işlem görüyor. Bu biraz daha dalgalanıp daha sonra daha bir stabil hale gelecektir arkadaşlar. Özellikle piyasanın beklentisi 7 dolar seviyeleri, 7-8 dolar seviyeleri. Ee, biraz beklemeyle, biraz sabırla 7-8 dolar seviyelerine doğru yola çıkacaktır Pundix. Çünkü beklenti bu anlamda büyük. Özellikle ekipte de yeni çalışmalar var. Biz de bunlarla ilgili güncellemelerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Çok da fazla uzatmak istemiyoruz. Pundix ile ilgili detaylı videolarımız bizim kanalda grafik incelemeleri olsun, proje incelemeleri olsun veya teknik olaylar olsun. Videoları hali hazırda kanalımızda yüklü. Sağ üstteki kartlardan da yine bu videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelememizi istediğiniz altcoinleri videonun yorum kısmına yazarsanız onları da listemize dahil ederiz ve inceleriz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.